Kargoist 40 öncüyü sunar. Düne kadarki kölelerimiz yani devletin zirvesiyle görüşüyor. Devletin kaderine dair istişarelerde bulunuyor. Biz de kapıda bekliyoruz. Bunlar bize bugün yaşam hakkı verdiler ya diyor. Bu bile büyük bir lütuf. O gün Mekke'de ben olsam sahabe olur muydum? Bilmiyorum. Benim nefsimle yüzleştiğimde öyle çok da emin olamıyorum yani. Ya benim adımı da yazın falan değil yani. Öyle değil yani. Bütün hayatının bitmesini göze alarak ticaretinin, ailenin, eşinden, çocuğundan olacağına dair. Kulağa kopuyor. Müslümanları Ammar toparlıyor. Ben Ammar'ım diyor. Buradayım. Bakın. Çünkü sahabe biliyor. Herkes biliyor. Bu doğru yerde. Gözünün önünde annesi şehit ediliyor. Hem de ne şehit. Diyor ki seni öyle bir öldüreceğim ki kıyamete kadar bu ölüm anlatılacak diyor. Kırk Öncü'nün yeni bölümünden hepinize merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Sen de hoş geldin hocam, nasılsın? Hoş bulduk, hamdolsun, şükür olsun, çok iyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Bugün Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ı konuşacağız. Evet. Ammar imar eden demek de evet, değil mi imar abi? İmar eden. Neyi imar etmiş Hazreti Ammar? Ammar çok yaygın bir isimdir Araplarda. Evet. Ne Türkiye'de yani, de var onlarca Ammar. İslam'ı imar etmiş. Yani hakikaten bunlar İslam'ın kurucuları. Hı-hı. Yani... Kurucu deyince aklımıza böyle bir parti, dernek, STK gibi bir şey geliyor ama... Ya benim adımı da yazın falan değil yani. Öyle değil, 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 yani. Değil yani. Bütün hayatının bitmesini göze alarak ticaretinin, evet, ailenin, evet, eşinden, çocuğundan olacağına dair. Bir işe kalkışırken hani birkaç şey sermayen olması lazım. Hı-hı. Maddi değil sadece. Yani bir geleneğin olur, ne bileyim bir kurumun olur, bir tabelan olur. Bir şeylerle yola çıkarsın. Hı-hı. Yani İslam'ın tek sermayesi sahabeydi. Bu insanlar bunun bir parçasıydı yani. O işin bir parçasıydı. Ve omuzlarında taşıdılar bir sonraki nesle İslam'ı yani. Elhamdülillah. Bütün sahabelerin hepsinde görüyoruz bunu. Hani Kur'an-ı Kerim'de sâbikûne el-evvelûn diyor ya. Hı hı. Önden gidenler diye bir övgü de var. Onlar sayesinde Müslüman oluyorsun. Doğal bir hiyerarşi de oluşuyor. Sonraki sahabeler İslam'ı biz bunlar sayesinde duyduk deyip minnet de duyuyorlar yani. Hı hı. Onların üstadı çünkü. Hani şey derler mesela. Oryantalistler de çok söyler. Ya bu Ensar hep savaştı. Ne halife seçiminde isimleri geçti, ne komuta seçiminde. Hep böyle bakıyorsun Kureyş böyle önderlik, liderlik, komutanlık bir vazife tevdi edilirken, ganimet paylaşılırken vesaire. Hı hı. İyi ama zaten Ensar bunu hiç sorun yapmıyordu ki. Onlar bizim üstadımız diyorlardı yani. Öyleleri vardı ki ya Mekke'deki hikayeyi bana anlatsana şu kadar para vereyim. Ya. Biz orayı kaçırdık. Oradaki o süreci bize... Öğretir misin diyorlardı yani. İşte o üstadların da üstadı bu insanlar. Yani aşağı yukarı 40 kişi biz 40 kişi konuşacağız. Allah nasip ederse. Dolayısıyla İslam bunlarla oluştu. Sahabe efendilerimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duydukları saygıyı da tabi'in nesli sahabeye duyuyordu tabii değil ki, mi abi? Tabii ki. Ya onlar da böyle kemali edeple konuşuyordu değil ve mi? Ve sonra tebe-i tabi'in de tabi'ine. Aa, onlar da öyle. Bu şekilde bu bunlar sıralama. Bunlar sahabi görmüş insanlar diyor tabii, yani. Tabii tabii. Bu sıralama bu... Dalga gibi mevcelene mevcelene günümüze kadar geliyor. O yüzden her zaman bir önceki nesil çok kıymetlidir bizim için. Çünkü sürekli gözeden uzaklaşıyoruz, sürekli kıyamete yaklaşıyoruz. Evet. Yani bir çizgi üzerinde akan bir evren var yani. Bir zaman içerisindeyiz biz yani. Oradan hareket ediyoruz yani çıkış yerimiz orası. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de belki bu kadar kıymetli kılan gözeye çok yakın olması aslında. Tabii ki. Yani yüzyıllar sonra tabii değil, tabii hicretin 80. yılıydı herhalde tabii, yanlış hatırlamıyorsam. Çok yakın gelmiş olması yani evet, direkt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ruberu görüşemedi belki ama sahabe nesinde gördü yani onları. Tabii Hazreti Enes'in meclisinde bulunuyor evet, çocuk ama olsun, hı-hı, yine de bulunuyor, tabi'in olarak kabul edilir. Tabi'in de kendi içinde büyük tabi'in, küçük tabi'in diye isimlendirilir. Neye göre? Mesela tamam tabiindir ama çocukken görmüştür bir sahabeyi. Bir var ki sahabenin meclisinde yetişmiş. Ama Hasan-ı Basri'ler gibi. Bir de var ki böyle sadece görmüş yani. Hani prensip olarak sahabe olabilir. İlke olarak sahabe olmasına engel bir durum yok. Ama sahabe talebesi olmak nasip olmamış. O yüzden o da ayrılır. Sonra tabiin nesli de o şekildedir. Tabiin görmüş diyorsun. Yani bir ikinci halkadan sonra... Ona ulaşıyor icabında yani. Ve burada mesela en kıymetli tabi'in bile bir Hazreti Vahşi kadar değil değil tabii mi abi? Sahabi olduğu için yani. Öyle der. Yani Hasan-ı Basri tabi'indir. Hı hı. Ve çok büyük bir imamdır.
Hazreti Vahşi'nin atının burnundaki toz olamaz der İmam Rabbani. Hmm. Neden? Çünkü ineği aynı İmam Rabbani Allah Resulü'nün meclisinde bir anı seyyale, yani bir saniyeden daha az bir miktar oturan bir insan, bir velinin 40 yılda elde edebileceği o terakkiyi, manevi terakkiyi kazanır. Sırf nazarla, sohbetle mi abi? Tabii ki. Allah Resulü'nü oradan alıyor, oraya koyuyor ya, en tepeye. Abi burada o kapı kapalı şu anda değil tabii mi? Tabii ki kapalı. Hiç kimse o velayeti kübraya, yani o derece. Oraya yükselemez. O bir nasip işidir. Şöyle yani açıklayamadığımız şeyler var. İzleyiciler de fark etmiştir. Hı-hı. İlk nesilde özellikle. Yani ne oluyor size ya? Yani genelde biri baksa böyle der. Oğlum ne oluyor size? İşte orayı bilmiyoruz. Yani o anafor içerisine girdiğinde orada nasıl bir şey oluyor onu bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar. Öldürmeye gittim diyor. Gördüm, elini kalbimin üstüne koydu. O andan itibaren diyor yeryüzünde bana evet. ondan daha sevimli hiç kimse olmadı evet, diyor. İşte ikna etmeye geliyor peygamberi. Otur diyor. Dinliyor onu. Bittiyse ben müsaadenle konuşayım diyor. Allah Resulü ona bir şeyler söylüyor. Hatta enteresan rivayette şu var. Şu surenin şu ayetlerini okudu diyor. E ben de okuyayım o zaman Sultanahmet'te birini çevireyim. Olmuyor işte. Olmuyor işte yani. O aura diyorlar ya bugün. Evet. Ya o bambaşka bir hadise. O atmosfere girdiğinde başka bir insana dönüşüyor. Evet. Ve o gün iman etmiş olmak bir ateş közünü avucunda tutma anlamına geliyordu. Hani Hazreti Ömer halifeyken içeride Hazreti Bilal'le istişare ediyor. Şey var, Habbab bin Eret var. Hı hı. Kapıda kim bekliyor? Amr bin As ve Ebu Sufyan gibi insanlar. Diyor ki ya düne kadarki kölelerimiz yani devletin zirvesiyle görüşüyor. Devletin kaderine dair istişarelerde bulunuyor. Biz de kapıda bekliyoruz. Sus diyor, sus. Bunlar bize bugün yaşam hakkı verdiler ya diyor. Bu bile büyük bir lütuf. Çünkü onların iman ettiği dönemde iman etmiş olmak yani ölümden beter bir şeydi. Hmm. Alevi közü avuçlarında taşıdılar bu insanlar. Kolay bir şey değil yani. Evet. Yani bugün o gün Mekke'de ben olsam sahabe olur muydum bilmiyorum. Benim nefsimle yüzleştiğimde öyle çok da emin olamıyorum yani. Ya, evet, kimse ya. Bunu öyle çantada keklik görmesin. Yeniden başlamak kolay bir iş değildir. Kesinlikle. Hayatının alt üst olması, kurulu düzenini bozman, insanlar nezdindeki itibarını, efendim ne bileyim malını, mülkünü, statini, aileni kaybetmen kolay bir iş değildir. Yani biri bile bize bir şey söylüyor, kötü bir şey söylüyor. Uykularımız kaçıyor, canımız sıkılıyor yani. Evet. Koskoca bir toplum toplanarak sana bir araya gelerek sana her türlü hakareti ediyor. Ve sen onların nezdinde saygın bir insandın da. Yani eğer bütün derdin kitleyi tatmin etmek olursa bir yerden sonra artık sadece senin için doğru o olmaya başlar. Aynen öyle. Yani ondan sonra onların kontrolünden çıkmak mümkün değildir. Ben o yüzden sosyal medyanın kullandığı insanlar diyorum. Bir şey söylüyorsun mesela yeterince beğeni almıyor. Bir daha söylüyorsun, senin de bir zihin algoritman var. Aynen öyle. Zihin algoritman diyor ki bak böyle şeyler değil, böyle şeyler söyle. Artık bir yerden sonra bakıyorsun ki o kitle neyi seviyorsa sen onu söylemeye başlıyorsun. Yani sosyal medya aslında senin bir anlamda davranış ve düşünce biçimini şekillendiriyor. Tabii ki tabii. Çok çaktırmasa da bunu alttan alta yapıyor. Bir süre sonra bakıyorsun bu artık çok teveccüh görmedi. Nasıl teveccüh görüyorsa öyle paylaşımlar yapmaya aynen başlıyorsun. Öyle. Öyle oluyor. İzleyenler de öyle. Peki Hazreti Ammar ne söylüyor bize? Hazreti Ammar Yasir'in oğlu. Ammar bin Yasir. Hı-hı. Yasir ailesi diye ifade edilir. Aslında bunlar Yemenliler. Yasir, babası Yasir, kardeşleri bir ticari seyahate çıkıyorlar Şam'a doğru, dönmüyorlar. Ondan ilgili bilgi toplayabilmek için peşine düşüyor, Taif'i geçiyor, bölgeyi Huneyn'e uğruyor, Mekke'ye geliyor. Daha sonra Şam'a doğru gitmiyor bir daha, orada kalıyor. Hı hı. Yani oralı değiller. Ama o gün öyle bir ailenin böyle bir şehirde hayatta kalabilmesi için Mevla sistemi içerisinde bulunması lazım. Üç sınıf insan var, hürler, köleler ve orta seviyede Mevlalar. Ne demek? Aile olarak bir yere sığınman lazım. Bunu da bedava yapmıyorlar tabii. Yani sen yine düşük bir statüdesin. Yani onlarla eşit seviyede bir insan değilsin. Mevla sınıfında ve işte Ebu Cehil'in, Velid bin Mughire'nin, Utbe'nin, Şeybe'nin bunların kontrolünde işkence edilebiliyor kendilerine. Ben hep şey derim abi, Allah insanı insana düşürmesin. Tamam. Yaptıklarından sorumlu olmayacağını bilen insan kadar tehlikeli bir insan yok. Kesinlikle. Yani ben bir şey yapacağım ve bunun sonuçları bana dönmeyecek diye düşünürse bir insan
İnsanlıktan insan, bile çıkabilir. Çıkar. Yani insan diyoruz, uzaklaştırmayalım biz yani. Evet. Hani böyle bir şeyle hiç sınanmadık. Ben bir şey yapacağım ve bunun bana herhangi bir sonucu olmayacak. Burada insan başka bir insana döner. O yüzden de bu aile çok büyük işkenceler görmüştü. Aile olarak işkence gördüler. O yüzden Allah Resulü sabran ya ehle yasir fe inne mev'idukumul cenne. Sabırlı olun. Sizin toplanma yeriniz bir akşam yemeğinde evde toplanıyor gibi bir araya geleceğiniz yer cennettir diye teselli buyuruyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ammar'la beraber önce annesi Sümeyye çok karşı çıkıyor. Çünkü büyük bir tehlike. Yani biz zaten tehlikede yaşıyoruz. Sen bir de böyle bir şeye teşebbüs edersen bizim artık hayatta kalmamız mümkün değil. Aile olarak daha sonra ikna oluyor ve Müslüman oluyorlar. Bir önceki programdan hatırlayacaklardır. Oraya da Süheyb-i Rumi ile beraber giriyor içeriye. Hazreti Ammar belki hani Hazreti Ömer dizisinde de çok genç birisiydi. Ama Müslüman olduğunda 46 yaşındaydı. Efendimiz'den büyüktür yani. Hı hı. Yaşı büyüktü. Babası da yaşlıydı. Sonra babası Müslüman olarak vefat etti. Annesi Sümeyye'nin Türk olduğu söylüyor. Yani Hamidullah böyle diyor. Hmm. Bamık. Asıl adı Bamık'tı diyor. Pamuk yani aslında. Hmm. Yani Sasani İmparatorluğu sınırlarında Türklerin yoğun olarak yaşamış olduğu bölgede yaşıyor. Orada Mekke'de yolları kesişiyor, evleniyorlar yani. Bu da bizim için, Türkler için bir gurur, gurur verici bir şeydir. Şehit, ilk şehitlerden biridir Hazreti Ammar. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam'la peygamberlik öncesi çok iyi bir arkadaşlıkları var. Yaşları da yakın zaten ama hı-hı, Efendimiz'den yaş olarak büyüktür. Biraz büyük. Mesela Hazreti Hatice'nin evlilik sürecinde hep Efendimiz'in yanında bulunmuştur. Düğünde yanındaydı diye bir rivayet var Beyhaki'de. Şunu anlıyoruz, sadıcı yani. Yani Allah Resulü'nü en son herkesin dağılıp gelin damadın baş başa kalacağı yere kadar onun yanında kaldı deniliyor. Bu tabii işkenceler başlıyor. Hazreti Ammar'ın yaşadığı en büyük işkence annesinin babasının gözünün önünde işkence görmesi. Benden 1,5 yaş küçük bir kardeşim var. Beraber hafızlık yaptık. İnsanın en büyük işkencesi gözünün önünde sevdiği birine işkence edilmesidir. Kendisinden daha beterdir. Ben kursta dayak yemekten daha çok kardeşime dayak yemesinden korkardım. O çok daha ağır, çok daha acı, bir şey yapamıyorsun. Ders vermemiş, onu dövüyorlar. Keşke beni dövseler diyorsun yani. Hazreti Ammar da böyle yani. Gözünün önünde annesi şehit ediliyor. Hem de ne şehit. Diyor ki seni öyle bir öldüreceğim ki kıyamete kadar bu ölüm anlatılacak diyor. Bir ayağını bir deveye, Hazreti Sümeyye'nin, diğer ayağını diğer deveye bağlıyor. Develeri ters istikamette sürmek suretiyle vücudunu ikiye ayırıyor. Ve vücudunun ayrılmasını kolaylaştırmak için de bir işte zıpkınla, öyle diyelim, bir hançerle ikiye bizzat kendi elleriyle bölüyor. Ve bu Hazreti Ammar'ın gözünün önünde oluyor. Böyle bir işkence altında artık dayanamıyor, annesini öldürmesinler diye İslam'dan çıktığını beyan ediyor. Daha sonra tabii Allah Resulüne geliyor ağlayarak. Ya Resulallah diyor, işte böyle dedim. Kalbin ne durumdaydı? Vallahi kalbim diyor Allah ve Resulünden yanaydı. Sonra ayet-i kerime nazil oluyor. وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ. Kalbi mutmain olduğu müddetçe diliyle ikrah edilmiş olması kişinin imanına zarar vermez. Bu kıyamete kadar bir ölçüdür Müslümanlar için. Hayati tehlike söz konusu olduğunda insan diliyle kalbinin bağlantısını kopartması ona bir ruhsattır. Bu bir ruhsattır ama zorunluluk değildir, değil mi? İstemeyen söylemez. Söylemez. Söylemeyen de mesul olmaz. Mesul olmaz. Tamam. Bu bir ruhsat. Ruhsatın amacı o, mantığı o zaten. Ve daha sonra Allah Resulü diyor ki ey Ammar diyor, bir daha böyle bir duruma maruz kalırsan bunu bir daha tekrar et. Söyle yine. Söyle. Böyle ölmeye ramak kala bırakılacak şekilde işkence görmesine rağmen bunu tekrar etmiyor bir daha. Ya Resulallah diyor, ben Allah'ın huzuruna onunla gitmem. Yani ben o ruhsatı bir daha kullanmam. Kendisi hayatta kalıyor çok büyük işkencelerle.
ama annesi gözünün önünde şehit ediliyor. Şimdi bizde ruhsat denince biz ruhsata bakışımızla Hazreti Ammar'ın buradaki ruhsata bakışı ne kadar farklı aslında dikkatinizi tabii, çekiyorsa. Biz ruhsata abanırız yani anlatabiliyor muyum? O ruhsat var. Ya ruhsat var, ruhsat son ana kadar sabredersin ve ondan da senin hayatını devam ettirecek kadar yani ölmeyecek kadar istifade etmek var. Biz ruhsat diye bir şey duyduğumuzda bütün diğerlerini bırakıyoruz ve ruhsatla amel etmeye başlıyoruz. Yani bizim ne yazık için, ki. Bizim için öyle bir anlamı var ama o insanlar böyle bir mükemmeli yakalama evet. arzusu taşıdıkları için eline kadar gelmiş olan en iyisini kaçırmıyor yani. Evet. Bu alemin insanları değil. Ya yani bu dünyanın değiller, bu fizik değiller. Kanunlarının ya bizim anlayacağımız bir nesil de değil aslında. Değiller. Konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz ama işte nasibimiz kadar. Kesinlikle. Allah Resulü ile beraber işte Medine'ye hicret ediyor ama orada şöyle bir şey var. Erkam bin Erkam'ın evinin böyle bir merkez halini geldiğini gördükten sonra ya Resulallah bizim evde de böyle büyük diyebileceğimiz bir oda var. Aslında orada alternatif olarak kullanılabilir diye Allah Resulü'ne geliyor ama Resulullah karargahını bozmuyor. O 3 yıl içerisinde Ammar'ın evinde de toplanmalar oluyor. Bazı bilgileri de Hazreti Ammar üzerinden sahabesine Resulullah ulaştırıyor. Muhtemelen herkesin oraya eve girmesi mümkün olamayacağı için böyle bir alternatif oluşturulmuş olabilir. Hazreti Ammar bir münafık ne diyorlar bir şeyi ölçen şeye ne deniliyor? Dedektör. Dedektördür. Onun uhuvvet sisteminde arkadaşı kim? Huzeyfe el-Yemani, Resulullah'ın sırdaşı. Onunla çok iyi arkadaştı. Bir şey daha fark ediyoruz sahabede. Yani sahabe hep birbirine aşık insanlar, birbirlerine de adanmış insanlar bir yönüyle. Ama en yakın oldukları mutlaka bir kişi oluyor. Hmm. Yani birini çok seviyor. Ve bu kişi de kaderlerin kesiştiği işte o kardeşlik sistemi kurulurken kendisine kardeş kılınan kişi oluyor. Veyahut da Resulullah sahabesini iyi tanıdığı için bunu dikkate alarak kardeş yapıyor. Hı hı. Huzeyfe el-Yemani'nin özelliği neydi? Münafıkları iyi biliyordu. Kimin münafık olduğunu biliyordu. Bunlar hep beraber oturur kalkarlardı. Hazreti Ayşe annemiz der ki Ammar her zaman en zor yolu ama en doğru yolu seçer. Hep biliriz ya böyle kritik dönemlerde Huzeyfe'nin ne yapacağına bakardık. Ammar da öyle. Hı. Mesela Tebük seferi dönüşünde Huzeyfe bir istihbarat özelliği de var. İstihbarat görevlisi olma tarafı da var. Hazreti Peygamber'e suikast planladıklarını duyduğunda münafıkların bunu kime söylüyor? Ammar'a. Gel diyor ben bir şeyler biliyorum. Nedir? Böyle böyle bir durum var. Ve Resulullah'a yapışık gidiyorlar. Devesinin, iki devesinin yanında. O suikastten de bir anlamda onlar kurtarıyorlar yani. Kalkan oluyorlar. Kalkan oluyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da sonra bunu bildiriyorlar. Münafıkların gizlenmesi müthiş bir stratejidir. Birincisi nifak dediğimiz şey gelip geçebilen bir şey. Hı hı. Yani münafık olduğunu ifşa edersin. Adamın ahiretini de yakarsın. O bir dönemliktir, anlıktır. Sonradan hani ben gerçekten de bir dönem münafık gibi namaza gittim geldim ama sonra iman kalbime oturdu diyen insanlar var. O yüzden pirincin içindeki beyaz taştır. Çok zordur münafık yönetmek. Hem bir taraftan ifşa edemiyorsun, bir taraftan da güvenemediğin için de her işin içerisine dahil edemiyorsun. Niye ifşa edemiyorsun abi? Ya işte birincisi mesela ifşa edememenin sebebi daha sonra düzelme ihtimali var. İfşa edersen artık geri dönüşü olmaz onun. Yani mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani. Özellikle münafıklıklarından şüphelendiklerini infaka zorlarmış. Evet. İnfakın öyle bir özelliği varmış. Tabii, öyle bir bereketi var. Ortaya çıkartır. Aynen öyle. Dedektördür o da yani. Hı-hı. Şimdi ayet diyor ya müzebzebine beynezelik. La ilahe ula ve la ilahe ula. Yani gidip gelenler var. Yani bir orada bir burada. Necip Fazıl zıp orada zıp burada diyor. Müzebzebine diyor ya zıp orada zıp burada. Hı-hı. O yüzden onun önüne geçmeye şeyi de olabilir. Efendimiz'e ya Resulallah şunları öldürelim. Bak bunlar gerçekten içeriden kemiriyorlar. Bu yapıyı sıkıntılı bozuyorlar. Hı-hı. Ben Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem Araplara diyor. Buradan onu da görüyoruz. Yani Arapların ne diyeceğini de önemsiyor. Hakikati söylemiş olmak yetmez. Aynı zamanda hakikati doğru söylemek de lazım. Yani hı-hı. Doğru olması için vakaya mutabık olması lazım. Bir şey hak olabilir ama vakayla çeliştiğinde hakkı zayi etmiş olursun. O yüzden Hazreti Ammar'ın Huzeyfe ile beraber
İslam'ın içerisindeki kriptosudur ikisi. Hazreti Ammar ve Huzeyfe ve tabiri yanlış olmasın kara kutusudur. En merkezdedir. En gizli bilgiler hep onlardadır. Ne kadar? Şu kadar düşünün ki Hazreti Ömer gelip Hazreti Huzeyfe'ye diyor ki ben var mıyım listede? İkinci bir husus mesela Hazreti Ömer diyor ki ya bu biri öldü cenazesini kılsak mı kılmasak mı? Bakıyorlar. Yani Huzeyfe bin Yemen gidecek mi? Gidecekse gider. Mesela Hazreti Ammar bir çatışma hadi olduğunda bunlar daha Efendimiz hayattayken de oluyor. Mescitte birbirlerine giriyorlar işte Hazreti Ayşe iftira meselesinde Ensar muhacir birbirine giriyor. Hatta Ensar da kendi içinde bayağı çatışma yaşanıyor. Hepsinin bir ölçüsü var. Ammar nerede? Neden? Bir hadise var. Mescit yapılırken Hazreti Ammar taş taşıyor tabii. O arada Hazreti Osman tabii böyle el işleriyle uğraşan biri değil. Hem zengin bir ailenin çocuğu, Ümeyye oğullarından hem de emek yani el emeğiyle para kazanan bir insan değil. Ama Efendimiz işe mübaşeret edince herkes kalkışıyor mecburen. Şimdi orada şöyle bir sahne oluşuyor. Hazreti Osman taş taşırken arada bir duruyor üstünü şey yapıyor. Temizli. Silkeliyor. Şimdi Hazreti Ali de şaka olsun diye diyor bir şiir söylüyor orada. Diyor ki hiç tozu yutanlarla tozu uzaklaştıranlar kendini tozdan koruyanlar bir olur mu? Hazreti Ali'ninkini şaka. Hazreti Osman da bundan rahatsız olmuyor yani. Hani ortam kaldırır bazı şeyler var. Bu hadisenin nasıl, bu şiirin nasıl bir ortamda söylendiğini bilmediği için Hazreti Ammar o çalışma esnasında yani işin içinde o da hani vezin de uyuyor, o da söylüyor. Hiç tozu yutanlarla şey biri olur mu? Hazreti Osman da çıkışıyor buna. Diyor ki şu sopayı kafanda kırarım senin. Sonra diyor ki ya Resulallah diyor bana diyor zulmediyorlar diyor. Hazreti Osman öyle deyince ona da destek veriyor birileri. Sen nasıl böyle konuşursun diye. Ben bilmiyordum diyor. Kendini savunuyor garibim de. Ben bir şiir duydum çalışırken söylüyordum yani. Bunun nereden çıktığını da bilmiyorum. İşte diyor ki ya Resulallah bunlar benim kafamı kıracaklarmış filan. Allah Resulü böyle sanki uzaklara dalıyor. Bir gayb perdesi açılıyor. Diyor ki hayır diyor seni azmış bagi bir topluluk öldürecek. Şimdi herkesin şahit olduğu bir söz bu. O yüzden o fitne dönemleri, mihne zamanlarında Ammar'ın nerede durduğu çok mühimdir. Hazreti Ali'nin yanında saf tutuyor en zor zamanlarda. Hazreti Ali'nin yanında bulunuyor. Hazreti Ali'nin yanında bulunca Hazreti Ayşe karşıda kalıyor. Mesela orada hadsizler var bazı. Kraldan çok kralcı deriz ya. Hazreti Ali'nin yanında duracağım diye sahabe değil bunların çoğu yeni yetme sonradan İslam'a girmiş kişiler ve ganimet için orada bulunan tipler Hazreti Ayşe'ye dil uzatıyorlar deliriyor bu adeta o müminlerin annesidir Allah onu bizimle bizi de onunla imtihan ediyor diyor daha sonra biliyorsunuz Hazreti Ali ile beraber mücadele ederken savaşırken şehit düşüyor bunun şehadet haberi duyulur duyulmaz ikiye ayrılmış ya bir tarafta Hazreti Ali diğer tarafta karşıdakiler eyvah diyorlar ki bu bir anda sarsıyor herkesi çünkü çok bilinen bir şey yani herkesin gözünün önünde söylenmiş bir söz bu sefer de karşı taraf kendi ordusunun kontrolünü kaybetmemek için bir demagoji üretiyor diyorlar ki Ammar'ı öldüren onu buraya getirendir bak ya ne kötü bir şey 1400 yıllık İslam tarihinin vicdanına emanet ediyorum Ammar'ı öldüren buraya getiren gerçekten böyle midir? Dilin sınırı yok ki. Demagojinin bir limiti yok ki işte. Yani bak, uydurabildiğin kadar yani. Şimdi çıktın mı sen işin içinden? Yani bundan kurtulmuş mu oldun? Yok. Gerçek şu ki sen öldürdün. Ve her zaman da Hazreti Ali'nin yanındaydı. Son işte savaşa gidecekleri zaman kendisine süt veriyor Hazreti Ali. Bu benim diyor hissediyorum bu dünyadaki son nasibim. Ve çok fazla da Hazreti Ali'nin yanında durması için insanları teşvik ediyor. Ali doğru yoldadır diyor. Hazreti Ali ile de zaten onun özel bir şeyi var. Muhabbeti var. Muhabbeti var daha öteden beri. Böyle hayatını parçalamış, bitirmiş bir insan. Sonra Küfe valisi yapıyor Hazreti Ömer. Yani her insan her işe kabil değildir. Yani orada bazı sorunlar çıkıyor. Küfe'de böyle sorunlu bir yer zaten. Yani kozmopolit bir yer. Görevden alıyor. Ama Hazreti Ömer korkuyor. Karşındaki Ammar. Diyor ki ey Ammar üzüldün mü?
beni diyor vali yaptığında sevinmedim ki. Ne kadar güzel bir cevap. Ben diyor vali yaptığında sevinmedim ki, bana bir vazife verdin yani, bir başımızdaki emiril müminisin. O vazifeyi üstlendiğim için yaptım diyor yani, hani benim hayatımda herhangi bir değişiklik olmadı. Gel dedin, geldim. Şimdi de artık diyor ibadet edin. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Yemame'de mesela 85 yaşında Müseyleme Türk Kezzap'la yapılan savaş ve o savaş İslam tarihinin döndüğü bir yerdir. Hakikaten orada belki Müslümanlar kaybetse bir sürü hafızın şehit olduğu bir yer. Hı hı. Çok hikaye terse dönebilirdi yani. Kulağa kopuyor. Müslümanları Ammar toparlıyor. Ben Ammar'ım diyor. Buradayım. Bakın. Çünkü sahabe biliyor. Herkes biliyor. Bu doğru yerde. Yani bir adam düşün ki ferasetiyle doğru yerde olmayı başarır. Bir adam düşün ki öyle. Bulunduğu yer doğru yerdir. Aynen. Hani bazen doğruya bakarak yerini tayin edersin. Bazen de yanlışa bakarak yerini tayin edersin. Yani oradaysa benle aynısa, ben orada o safta durmamalıyım dersin. Evet. Çünkü onun her zaman İslam'ın karşısında durduğunu bilirsin. Özellikle evet. Son zamanlarda Twitter'da ne kadar çok işimize yarıyor bu, evet, bu, evet. Bu bakış. Aynen öyle. Kulağını kaldırıyor böyle eliyle. Ben Ammar'ım diyor. Ordunun yeniden toparlanmasına, çünkü bir kaçışmalar oluyor, Hazreti Ammar sebep olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok severdi. Ona çok özel bir şeyi vardı. Ey Ammar, sen kemiğine iliğine kadar imana dönüşmüşsün. Elhamdülillah. Ona söylemiş olduğu bir şeydi. Ebu Cehil öldürüldüğünde haberi geliyor Resulullah'a. Bana Ammar'ı çağırın, Yasir'in oğlunu çağırın. Gözleri doluyor Resulullah, sarılıyor, diyor ki bugün Gutil Adübullah, Allah düşmanı öldürüldü diyor. Ve onu ilk defa o müjdeliyor. Hazreti Ammar'la zaman zaman böyle tartışmalar yaşayan insanlar da olabiliyor. Hazreti Halid mesela biraz böyle sert sözler söylüyor. Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde Resulullah diyor ki Ammar'ı aşağılayanı Allah aşağılar. Ammar'ı sevmeyeni Allah sevmez. Halid gidip bir daha özür diliyor. Bakın bu siyasi liderlerde görmeyeceğimiz bir şey. İki kişi kavga ettiğinde idare eder. Tabii ortayı ki. Bulur. İkisini de memnun edecek ya şeyler. Ya da kimin söyler. Kazanacak taraf olduğunu anlayıp ona göre bir pozisyon almayı aynen. Bekler. Hani siyasi Darwinizm diye bir şey vardı. Kazanandan yana olur. Veya en azından ikisini de küstürmemeye çalışır. İkisine de birbirlerinin aksine şeyler söyler. Allah Resulü bak Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bile tartıştığında hemen pozisyonu belirliyor. Hazreti Ebu Bekir'den yana tavır alıyor. Herkes yerini bilmeli diyor. Bu o içerideki ahenge, dengeye engel olmuyor. Aksine destek veren bir şey yani. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun ya. Aslında anlatacak daha çok şey var. Siz de biliyorsunuz hani bunu ne zaman anlatacaklar diye. Onu anlatmayacağız. Çünkü onu siz okuyup araştıracaksınız inşallah. Biz en azından böyle bir kapı açma niyetiyle yapıyoruz programı. Allah ebeden razı olsun hocam. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber bu güzel yolculuğa eşlik ettiğiniz için. Allah'a emanet olunuz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Kargoist 40 öncüyü sundu.